Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün kaldığımız yerden planlarımız devam edeceğiz. Dediğimiz gibi serimiz var arkadaşlar. Her hafta bir plan. Cuma'dan cumaya her hafta bir plan dedik. Ve cuma günündeyiz ve karşınızdayız. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün hem gececi tayfa hem gündüzcü tayfa ile ilgili orta seviye, zor seviye planlarımızı yapacağız. Bunların PDF'lerini kesinlikle koyacağım. Yani ben burada birazcık bahsedeceğim. Asıl önemli olan PDF olacak. Sen oradan takip edebileceksin. Hemen geçelim videomuza. Dur, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hemen geçelim videomuza. Arkadaşlar, umarım çok çok iyisinizdir. Her zaman yanınızdayız, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Güzel olduğuna inanıyorum. Yani gerçekten kalbimden söylüyorum arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Yani iftardan sahura kadar pomodoro yapıyoruz. Çok verimli geçiyor. Ben kendim adıma da konuşayım. Ben daha önceden, yani pomodoro yapmadan, bu şekilde sizinle beraber çalışmadan önce çok verim alamıyordum. Ama geçenlerde yaptığımız o 4 tane pomodoro muhteşem oldu. Çok verimli geçti. Umarım sizde de verimli oluyordur. Gececi tayfa için söylüyorum. Arkadaşlar, arkamda güzel bir plan var. Hem gececi tayfa için hem de gündüzcü tayfa için güzel bir plan hazırladım. Onlara bir bakalım. Şöyle hemen bir anlatayım ilk önce. Arkadaşlar, öncelikle 2 gün yazdım. Çünkü bizler böyle yapacağız. Bir gün, yani bir hafta boyunca aynı şekilde devam edeceğiz. Ben her hafta arttırarak gidiyorum zaten. Son hafta çok kasacağız. Arkadaşlar, 2 gününü yazdım ben çünkü tahtaya hepsi sığmadı. Ben zaten PDF'de hepsini tek tek geçireceğim. Öncelik olarak ne yapacağız? Arkadaşlar, eğer sen gececi tayfaysan biliyorsun zaten her zaman yanınızdayız. Ben de gece tayfa, yani gece çalışıyorum çünkü oruç tuttuğum için gündüz çok verimli olmuyor. Gece iftardan sonra başlıyoruz. Pomodorolarımıza başlıyoruz. Ondan sonra rehberlik videolarımız oluyor. O şekilde devam ediyoruz. Şimdi öncelik şunu bilmen lazım. Bak, Ramazan geldi, bir hafta geçti. Arkadaşlar, süre gerçekten hızlı geçiyor. Yani sen şunu deme: ben bir gün dinleneyim ya, iki gün dinleneyim, üç gün dinleneyim deme. Lütfen deme. Zamanını boşa harcama. Bu iş olmaz yoksa. Zaman geçiyor. Telafi edemezsin. Çok sıkıntı oluyor. Anlaştık mı? Yani bu süreçte bizler ne yapacağız? Son enerjimizin son damlasına kadar arkadaşlar savaşacağız. Savaşacağız, savaşacağız. Hiç sıkıntı yok. Bir ay sonra istediğin kadar bilgisayar oynayabilirsin, film izleyebilirsin. Zaten o süreçte büyük ihtimalle virüs mürüs kalmamış olacak. Dışarıya gidip gezebilirsin, arkadaşlarına takılabilirsin. Tabii sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Evet arkadaşlar, gelelim bir tahtaya, bir inceleyelim tahtayı. Şuradan tebeşirimi alayım. Evet, kara tahta, özlemişsinizdir. Şimdi gececi tayfa için arkadaşlar orta seviye ve zor seviye ile bir plan hazırladım ama dediğim gibi 2 cumartesi ve pazarı yazdım sadece. Ama sen ne yapacaksın? Devamını getireceksin. Pazartesi, salı. Aynı şekilde mesela buraya pazartesi, buraya salı. Tamam mı? Bura çarşamba, burası perşembe. Sonra cuma günü bunu bitiriyorsunuz. Cuma günü bittikten sonra ben sana yeniden bir plan oluşturuyorum. Anlaştık mı? O yüzden ben sadece 2 günü yazdım ama sen bu 2 günü diğer günlere sen yayacaksın. Okey. Bak şimdi, cumartesi günü ne yapıyorsun biliyor musun? Sen çünkü gece tayfa olduğu için, gece çalıştığın için sabah erken kalkma sıkıntın olabilir. Ama sen şunu dersen ki, hocam ben sabah kalkabilirim, o saatte kalkıp verimli çözebilirim dersen ki, güzel olur. Sabah erken kalkmanız ve denemeyi sabah 10'da çözmeniz çok güzel olur ama biz gece çalıştığımız için gece sıkıntı oluyor. Yani biraz geç kalkabiliyoruz. O yüzden ben size 1 ile 3 arasında bir genel deneme yazdım. Bir genel deneme patlatın. Gündüz vaktimizi boşa harcamayacağız. En iyi şekilde değerlendireceğiz. Ondan sonra iftardan sahura. Arkadaşlar, iftardan sahura pomodoro yapabilirsiniz. Veya biz beraber pomodoro yapıyoruz. O şekilde de bizimle beraber yapmak isteyen varsa pomodorolarını o şekilde takip edebilir. Şimdi matematik 50 soru. Süper. Yani ama orta seviye için konuşuyoruz arkadaşlar. Türkçe 40, paragraf 40. İnkılap tarihi 45, kitap oku. Bak, %100 kitap okumak zorunluluğum var. Pomodoro'da 25 dakika kitap okuyabilirsiniz. Okuduğumuzda gerçekten çok faydalı oluyor. Şimdi pazar gününe gelelim. Gündüz gene aynı şekilde 1 ve 3 arasında genel deneme çözüyorsun. Fen bilimlerinden 55 soru çözüyorsun. İngilizceden 40 soru, din kültüründen 30 ve kitap okumayı ihmal etmiyorsun. Bu orta seviye için ama. Yani çünkü orta seviye için dediler ki, çok fazla söylediniz hocam. Evet, biraz biz böyle şeyiz.
Yani orta seviye. Biz mesela çok böyle hedefimiz yükseklerde değil. Yani şeyimizdeki, mahallemizdeki bir o işte Anadolu Lisesi'ne güzel bir liseye gitsek bizim için yeter dediniz. Bu şekilde arkadaşlar, ama düzenli çalışırsanız olur. Eğer düzenli çalışmazsan kesinlikle olmaz. Bu işi unut. Düzen, düzen, düzen şart. Şimdi pazar gününü bu şekilde planladık. Gelelim zor seviyeye. Arkadaşlar bakın, şöyle mi döneyim ya da böyle görüyorsunuz zaten. Bakın cumartesi günü gündüz gene 13 ile 1, ya 13 ile 1 diyorum. 1 ile 3 arası, evet. 1 ile 3 arası arkadaşlar genelde mi patlatıyorsun? Ama gene aynı şekilde dersen ki hocam ben sabah kalkabilirim, onda denememi yaparım, ondan sonra uyurum dersen süper olur bence. Yapmayı dene, güzel olur. Ama dersen ki hocam kalkamıyoruz zaten, 1 ve 3 arası senin için güzel olacaktır. Sonra matematikten 85 tane soru çözüyoruz. Artık soruları arttırmamız lazım arkadaşlar. Potansiyelimizi, enerjimizi daha çok arttırmamız lazım. Fen bilimlerinden 55 tane soru çözüyoruz diyeceğim ama bu orta seviyemiş. Pardon, özür diliyorum. Türkçeden 70 soru çözüyorsun, artı bir de paragraf patlatıyorsun. Paragrafı çözmeden olmaz. Her gün paragraf çözeceğiz. İngilizce 40 tane soru çöz. Din kültürü, yine aynı yerdeyim, özür dilerim. Evet. İnkılap 40 tane soru çözüyorsun ve sen de kitap okuyorsun. Kitabı herkes okumak zorunda. 24 saat evdesin, zamanın var. Benim zamanım yok hocam deme var. Pazar günü gündüz gene aynı şekilde genel deneme patlatıyorsun ve fen bilimlerinden 90 tane soru çözüyorsun. Ondan sonra İngilizce 45, din kültürü 40, paragraf 40 tane soru çözüyoruz, kitap okuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar neye geliyorsunuz? Pazartesiye geliyorsunuz. Pazartesi planını aynı şekilde şunu uyguluyorsun. Salıyı aynı şekilde bunu uyguluyorsun. Anlaştık mı? Ben senin için plan hazırlayacağım. Ben senin için o programı PDF haline getireceğim. Oradan kontrol edebilirsin. Evet, şöyle döndüm şimdi. Gündüzcü tayfaya geldik. Evet, gündüzcü tayfada eğer Pomodoro'muza katılmak isterlerse 11'de başlıyoruz büyük ihtimalle. 11'den 1'e, 2'ye, 3'e kadar devam ediyoruz. Sen 12'ye, 1'e kadar devam edebilirsin. Bizi takip edebilirsin o şekilde. Güzel olur. Canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Evet, orta seviye. Cumartesi, pazar. Hemen gelelim. Sabah. Bak, gündüzcü tayfasın. Gece uyuyorsun. Sabah kalkacaksın. Sabah kalkıyorsun. Ondan sonra saat 10'da denemeni yapıyorsun. Ve bu işi bitiriyorsun. Denemeni yaptın. Ondan sonra matematik 55 soru çözüyorsun. Türkçe 40 artı 40. Yani 40 tane Türkçe çözüyorsun, 40 tane paragraf çözüyorsun. Bu kadar. Ondan sonra İnkılap'tan 30 tane ve kitap okumayı ihmal etmiyorsun. Orta seviye pazar gününe geldik. Sabah saat 10'da denemeni çöz. Ondan sonra bak, denemeni çöz derken analizlerini yapma demiyorum. He, analizlerini de yapacaksın. Fen bilimleri 55, İngilizce 30, din kültürü 30. Okuz konuşamadım. Kitap okuma. Süper. Gelelim zor seviyemize. Cumartesi günü sabah 10'da kesinlikle denemeni patlat. Cumartesi başlıyoruz. Bugün cuma, yarın başla. Matematik 90 soru, Türkçe 60, paragraf 60, inkılap 40 ve kitap okuyorsun. Ondan sonra pazar günü sabah 10'da gene denemeni patlatıyorsun. Fen bilimlerinden 85, İngilizce 50, din kültürü 40, kitap oku. Buraya paragraf yazmayı unutmuşum. Buraya paragrafı da ekleyelim arkadaşlar. Şöyle yazamadım. Solla yazabilir miyim? Evet. Solla nasıl yazıyorsunuz? Neyse ya, devam edin. İşte bundan da arkadaşlar 60 tane bir soru patlatırım. Evet, solak olanlara selam. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Dediğim gibi gündüzcü tayfa ve gececi tayfa. Arkadaşlar bizler bunu bu süreçte devam edeceğiz. Ben size dediğim ilk başta seri bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. Planlarımızı her hafta seri bir şekilde yapacağız dedim. Ve bu ikinci haftamız. Ramazan ayının ikinci haftası. Kesinlikle arkadaşlar bakın, PDF'ini ayarlayacağım ama lütfen, yani uyun arkadaşlar. Lütfen bakın, biz burada uğraşıyoruz, emek ediyoruz bakın. Aldım bunları tek tek yazdım tahtaya. Niye? Görün istiyorum. Emek ettiğimizi görün istiyorum. Bizler için önemli olduğunuzu görün istiyorum. Çünkü inanın önemlisiniz. Bakın saat sabah, yani sahura kadar beraberiz. İşte rehberlik yapıyoruz, hep canlı yayındayız. Rehberlik yapıyoruz, Pomodoro yapıyoruz. Sizlere nasıl faydalı olabilecek o şekilde. Yarışmalar düzenliyoruz. Yarışmaları bile LGS ile ilgili düzenliyoruz. Yani sorularını en azından temel bir şey oluyor. Tekrar etmiş oluyorsunuz. Çok faydalı. Yani her anınızda yanınızda olacağız. Arkadaşlar tabii ki son anınıza kadar, o LGS'nin son girişinize kadar yanınızda olacağım. Her zaman, hatta son o saatinde bir canlı yayın patlatırız. Canlı yayında ya böyle işte konuşuruz. Biraz böyle stresinizi atmak için, biraz motivasyonunuzu yükseltmek için konuşuruz. Sizlere destek oluruz arkadaşlar.
O zaman ne yapıyoruz? Planlarımızı yazıyoruz. Hatta bu planları yaz Instagram'da LGS hocamı etiketle ve görelim arkadaşlar o planları kimler yazmış, kimler bu planlara uyuyor. Hemen onları zaten yazanları direkt paylaşıyoruz zaten. Evet, bu şekilde planlarınızı yorum kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki ben dediğim gibi bu süreçte yanınızda olacağım. Bir sıkıntınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sıkıntınız olursa canlı yayınlara gelin. Canlı yayınlarda yazabilirsiniz. Bir sıkıntınız olursa Discord hesabımız var. Sesli bir şekilde söyleyebiliyorsunuz. Her platformda sizinleyiz arkadaşlar. Sizi hiçbir şekilde yalnız bırakmıyoruz. Her platformu değerlendiriyoruz. Teknoloji mükemmel bir şey. Biz neden faydalı bir şekilde kullanmayalım? Herkes oyun için kullanıyor. Biz de eğitim için kullanalım. Bu şekilde bütün platformlara giriyoruz ve sizlere o şekilde destek veriyoruz. Arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizler için çok çok değerlisiniz. Bizler için çok çok önemlisiniz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.